Şimdi çay kahve de tabii ki diş rengini birazcık koyulaştırıyor ama bazı insanlar ne kadar çay kahve de içseler dişleri hala beyazdır. Neden kaynaklanıyor? Biraz şanslılar. Dişin dış yüzeyini koruyan mine yapısı güçlü demektir. Dolayısıyla bu güçlü mine yapısında o lekelerin altlara sızmasına engel oluyor. Oysa bazılarında özellikle de çok sık diş temizletenlerde ben hep 6 ayda bir tabii ki herkes diş hekimine gidecek, dişleri temizlenecek, bakılacak, bakımı yaptıracak ama bazı hasta geliyor. Ben fırçalamıyorum. Ayda bir geliyor veya işte 15'te bir gelip bile bunu fırçalar mısınız? Sizin fırçalamanız güzel oluyor. Bu zararlı. Maalesef zararlı. Çiziyor mu mineyi? Çiziyor. Özellikle de bazı hekimlerimizde kullanılan o parlatma tozları dediğimiz kalın grenli malzemeler veya o diş macunlarındaki beyazlatıcı ajanlar dediğimiz grenler hepsi dişi çiziyor. Veya o marketlerde satılan beyazlatıcı denilen ucuz bazı malzemeler var. Hiçbir şekilde bir marketten alınan beyazlatıcı kullanılamaz. Hekim tarafından belli bir konsantrasyonda olması lazım. Ben bile bazen bir hastaya farklı, bir hastaya farklı bir beyazlatıcı ajan kullanabiliyorum. Ki onu biz kalıplar var mesela tabii dişe takıp bekletiyorsunuz beyazlatıyor. İşte onlar beyazlatıyor mu gerçekten? Onlar beyazlatıyor ama işte o market yapısından alınanlarla değil. Ki sizin mine yapınız nasıl? Size kaçlık, %5'lik mi, %30'luk mu? Ona göre bir beyazlatıcı ajan kullanmak lazım. Aksi halde bu internetten alınan beyazlatıldı, %100 bembeyaz oldu. Bunlar alınan malzemeler dişte çok ciddi zararlara yol açıyor.